Ev alırken dairenin içi kadar proje sahibi de önemli. Milyonlar değerinde olsa da eğer proje tamamlanmamışsa tapunuzu almak için yıllarca beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Çok örnek var böyle. Hele bir de müteahhit borçlarını ödemezse, tıpkı şimdi izleyeceğiniz gibi, tapu hayali yerini haciz korkusuna bırakıyor. 20 yıllık birikimimizdi. Biz 2018'de buraya taşındık ve başımıza böyle bir mağduriyet geldi. Bizim haberimiz olmadan evimize ipotek bağlamışlar. Kimi yatırım, kimi yaşamak için küçük çekmecedeki konut projesinden ev aldı. Hatta bazı yabancılara burası İstanbul Boğazı diye satıldı. Ama iddiaya göre müteahhit firma ev sahiplerine tapularını vermedi. Milyonluk evlere ipotek konuldu. 2018 senesinde 292 bin dolar artı 4 milyon ...küsür Japonya'nın bir para dedik. O zamanın kuruyla 1 milyon 600 liraydı. 4 yıl geçmesine rağmen elimizde tapumuz yok. Ödemelerim tamamlandıktan sonra... ...30 gün içinde tapunun teslim edeceğini söylediler. Ama hala teslim edilmedi. Kimi 2018... ...kimi 2019 yılında o projeden ev aldı. Bazıları o projede yaşamaya başladı. Ancak yaşamayanlar da var. Hala Japonya'da hayatını devam ettirenler de. Ancak tek hayalleri vardı... ...o projede bir gün yaşamak. Şimdi ise hepsinin ortak korkusu var. O da aldıkları evin her an satılacak olması. Tabii eşhur. İki yılı ben aşkın ben süredir ben evde de yaşıyorum. De, her an evsiz kalmaktan de, de korkuyorum. Ev sahiplerinin iddiasına göre müteahhit firma bankaya olan borçlarını ödemedi. Olan da onlara oldu. Para verdikleri evler şimdi her an hacizden satılabilir. Maalesef ki müteahhit firmanın tapu kayıtlarında belki 8-9 tane hacizli, alacaklı ve ipotek kayıtları mevcut. Bir avukat aracılığıyla araştırma yaptığımızda karşımıza ipotekler çıktı. İki ayrı ipotek. Bir tanesi 1 milyon euro, bir tanesi 3 milyon TL şeklinde. Elimizde şu an davadan başka bir şey yok. Çok sinir bozucu. Bize büyük travma yaşattılar. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ya noterde veya da tapuda gerçekleştirildi. Aksi takdirde geçersizdir. Ancak burada tabii bu şirket elbette bu sözleşmelerin geçerli bir şekilde nasıl yapılacağını bilmediği düşünülemez. Mağdurlar şimdi sadece tapularını almak istiyor. yüzden fazla, 150'den fazla kişinin mağdur olduğunu öğrendik. Yaşamak için Türkiye'ye gelmiştim. Tek amacım tapuma ulaşmak.